Selam dostlar hepinize. Gece videosu. Gece çıktık dışarı. Oldum. Çocukları kovalıyorlar. Nexa artık son günlerine girdi. Göbekte böyle maşallah. Gel yaklaş böyle biraz göster. Göbekte bayağı şişti karın. Bayağı da dolu kerata. Karın altı tüyleri de biraz döküldü. Meme uçları falan baya şişti. Süt geliyor bak getir göster. Bakın görüyor musunuz? Artık yaklaştı demek. Meme uçlarından süt gelmeye başladığında bu doğumu iyice yaklaştı demektir. Zaten garibim fazla şey yapamıyor şu anda. İşte böyle günlük egzersizini yaptırıyoruz, çıkarıyoruz. Yala, şu evlatın tatlılığına bak. Evlat bana bak. Ondan sonra... Selamünaleyküm abi. Aleykümselam dostum. Aleykümselam ya. Oh, kro her yerde kro ya. Değişmiyor. Hareket. Evet, gece çıktık. Cesi de çıkardık. Cesi de eve getirdim. Gel. Cesi de burada. Benim ihtiyar prensesim. 7,5 yaşında 8'e girdi işte. 7,5 evet 7,5 yeni geçti. Ama maşallah pay gibidir yani böyle hiç ihtiyar gibi durmaz. Gel buraya gel. Gel. Kısa bir video çekeyim dedim size. Bir köpek Neron'la Legolas'ı çiftliğe götürdüm. Legolas'ı Chelsea ile çiftleştirdik. Bayağı zorlu bir şey geçti yani böyle. Acemi çünkü. Pek istediğimiz performansta olmadı. Ama oldu. Hallettik. Onu da çözdük. Allah şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak. Oğlu Beyaz Asko da. O da çiftlikte. Asko. Asko'nun da sağ ön dirseğinde hafif bir şişlik vardı. Onu ameliyat ettirdik. Ondan sonra şu anda işte 3-4 tane dikiş var kolunda. Herhangi bir şey yok. İnşallah düzelecek. Güzellikten sonra onunla da güzel bir video çekeceğiz. Küçük Asko ama muhteşem bir köpek. Yani böyle bu tarz problem çözme yeteneği olan bir köpek. Kendi kendine evde kapıları açıyor. Aklınıza gelen her şeyi yapabiliyor. Köpeğin bir kere görmesi yeterli. Çok da güzel ahlaklı. Evde hiç ne çişini yapıyor ne tuvaletini yapıyor. Çok da rahat bir köpek. Bakalım geçen sefer de aynı erkekle Charlie ile çiftleştirmiştim. O da Ukrayna'dan gelme bir erkek. Çok güzel. Irkın en güzel örneklerinden. Yine aynı köpekle çiftleştirdik. Bu sefer Lexa'dan bir tane dişi ayıracağım kendime. Bir tane kız ayıracağım. Onunla çalışacağız. Güzel olacak. Çünkü geçen yavrular çok güzellerdi karakter olarak. Bu sefer de inşallah öyle çıkar. Bir tane bir kız ayıracağım bakalım kendime. Neresi nerede? Neredesin kız sen? Neredesin sen? Ha, gel. 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 Yavru köpek gibi ya. Hopluyor zıplıyor. Deli. Gel buraya gel. Ağzımda sakız var. Sakız çıkıyor. Kimse yok. Sokağa çıkmak yasak. Allah'tan köpekler var da biz dışarıdayken bir şey demiyorlar işte niye çıkıyorsun falan filan. Köpek olunca sıkıntı olmuyor pek. İşte 5 dakika 10 dakika köpeklerin dışarıdaki ihtiyaçlarını giderene kadar ondan sonra mecbur biz de evimize dönüyoruz. Bugün gitmedim çiftliğe. Yorgundum. Bugün çiftliğe gitmedim. Yattım akşama kadar. Zaten Ramazan. Gelen giden de yok. Şöyle ışığa gidelim ya. Bizim burada parklar güzeldir. Burası Cumhuriyet Mahallesi'nin Cumhuriyet Parkı. Güzeldir bizim burada parklar. Yazın bu havuz falan doluyor. Legolas geliyor havuza falan atlıyor. Atlamak iyi oldu. Bu zincirleri çektiler. Zincirleri falan çektiler. Güzel oldu. Mikrofon yok. O nedenle ses az geliyor olabilir. Artık idare edeceksiniz bugün. Böyle oldu. Bu video böyle oldu. Yakında yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Böyle işte en iyi
çoban köpekleri, en iyi bekçi köpekleri, en iyi koruma köpekleri, evde bakılacak işte 5 köpek, işte bahçede bakılacak 10 köpek gibi böyle. İşte ilk 10 köpek, ilk 5 köpek diye bir seri yapacağız. Bakalım, inşallah izlenir, inşallah beğenilir. Öyle düşünüyoruz. Hem böyle birbirleriyle kıyaslamalar. Kendi puanlama sistemimle yapacağım. Kendi gözlemimle yapacağım. Bakalım, inşallah siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ne olacak göreceğiz. Birkaç böyle 8-10 tane video çekeceğim. Şeyleri çıkardım. Başlıkları çıkardım, konuları. Bakalım. İnşallah güzel olur. Gel. Gel. Allah çocuğuma. Jess tüyden çıktı. Bütün tüyleri döktü, attı üzerinden. Şu anda yumurta gibi. Çok güzel. Pırıl pırıl. Gel buraya. En güzel formu. Zaten köpek tüy formunu yıl içerisinde en fazla 4 ay, 4,5 ay falan koruyabiliyor. Ondan sonra ya işte kışlık tüyleri çıkmaya başlıyor ya yaz geliyor, üzerindeki tüyleri döküyor, kaba tüyleri döküyor. Bu forma, ya bu formu işte 4 ay falan koruyabiliyor. Ondan sonra tekrar işte tüyler dökülmeye başlıyor. Ama en güzel şey formu bu, tüy formu bu. Şu anda pırıl pırıl. Çok güzel. Evet. Gel bakalım Lexa. Gel. Gel kızım. Allah Allah Allah. Evet. Beyazın cinsi ne ya? Alman kurdu kardeşim. Alman kurdu, Alman. Vallahi de görmüştüm. Görmüşüm. Onu da gördüysen zaten o bizim köpektir. Eşleyelim demiştik hatta. Ha. Eşleyecek köpek var mı? Var. Beyaz. Bundan mı? Bundan mı var? Sana getireceğim. Seninle konuştuk, hatırlıyor musun? Getir gel diyorum neredeyse, bakalım. Bakalım. YouTube'da. Seninle konuştuk değil mi? Evet, YouTube'da. Köpek nerede köpek? Köyde. Köyde mi? Köyde. Senin köpeğin erkek mi? Evet. Niye ben senin köpeğini hiç keşfettim mesela? Ya sormakta... Ha? Yok, sorduk da abi yine, sen neden, bilirsin. Neden öyle bir şey yapayım? Neden senin köpeğin? Ama sarı da vardı. Komple her vücudu sarı köpeğin. Yani neden senin köpeğin? Bu abinin videolarıydı değil mi abi? Aynen. Neyi Allah, erik miyim? Eri nereden buldunuz lan? Bak ya, dur. Haramik bir karı ya. Ha? Ben böyle karı görmedim. Ne karısı lan? Buyur abi, sağ ol. Yeter yeter abi, var bende. Sağ ol. Hadi sağ ol, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Biz video çekiyoruz. Sağ olun. Senin adın ne? Onur abi. Onur, görüşürüz. Yılın ilk kez ya. Çok güzel. Güzelmiş. Hangi ağaç? Yok, hiç yok. Biz kullanmıyoruz. Erik güzelmiş. Çok ama iyi. Ha. Çok iyi. Vallahi iyiymiş. Arkadaşlar bakın, bu meyvelerin çekirdekleri, bunlar çöp değildir. Bunları patlatıp dikebilirsiniz bölgenize göre. Bunlardan her birinden küçük fidanlar çıkar. Fidanlar ağaca. Meyvelerin çekirdeklerini atmayın. Biriktirin. Bunlar çöp değillerdi. Erik güzelmiş. Evet. Evet arkadaşlar, böyle kısa ve saçma bir video yaptım. Sonuna kadar izleyen arkadaşlara ekstradan teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Köpeksiz kalmayın.